Hepinize selam millet, ben Arda Altınay ve bugün yanımda Ataberk var. Merhaba. Evet, Ataberk'i uzun zamandır videolarda görmüyorsunuz, bir görün dedim. Evet, bugün sizlere Kanada'nın bana göre en güzel kahvaltıcısına geldik. Gerçekten Kanada kahvaltı kültürünü çok güzel gösteren bir yer bence. Sen ne düşünüyorsun? Bence kesinlikle öyle değil mi? Ya bence fena değil. Ya gerçekten böyle o krepleri olsun falan, Kanada, North America kültürünü tam göstermiyor mu kahvaltı olarak? Tostları olsun, sandviçleri olsun. Evet, şu an geldik sayılır. Videoya geçmeden önce Kanada Vlog Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Bol bol Kanada içerikleri paylaşıyoruz oradan. Ataberk'i ve benim kişisel hesaplardan da takip edin. Kahvaltı yeri şu anda arkamızda, videoyu yanlış tarafta açtık biraz. Şimdi girelim, yavaş yavaş göstermeye başlayalım. Aynen. Kahvaltılıkları bakalım nasıl. Türk kahvaltı kültürüne benziyor mu? Gerçekten Türk kahvaltı kültüründen bu kadar uzak bir şey olabilir. Şimdi giriyoruz içeri. Dave, say hi to vlog. Hey, what's up? Love you, Lauren. How are you? Evet, bu arada buraya geldiğimizde Amerikan futbolundan çok yakın arkadaşım olan Gabe'i de gördük, burada çalışıyormuş. Dedi hiç kimseyi görmedim okuldan, biz siz geldiniz dedi. Çok garip. Şu anda geldik, menü önümüzde. Ama Gabe'e sipariş verecekti Ataberk. Gabe sipariş almıyormuş. Gabe şeymiş, o masaları silen falan çocukmuş. Ataberk ne diyorsun abi? Ne diyeyim kanka ya, tam sunumu söyleyecek dedi, ben şey almayayım ya. Ataberk böyle kaldı. Ne? Ey tamam dedim. Smoothie'mi bana getirin. Dur menüyü göstereyim şimdi çevirip. Menü şöyle. Sağlıklı şeyler de var, sağlıklı olmayan şeyler de var ama çoğunlukla sağlıklı değil. Çünkü buranın kahvaltısı böyle kardeşim. Aynen. Şöyle menüleri görüyorsunuz. Şöyle başlayayım yavaş yavaş. Şu bayağı sağlıklı bir şeye benziyor ya da değil mi bilmiyorum. Fiyatlar da yanlarında güzel. Fiyatları da bayağı merak ediyorsunuz zaten. Meyve salataları olsun, smoothie'ler olsun. Yalnız gerçekten biraz canınız çekecek ya, kusura bakmayın. Zaten Kanada kahvaltı kültürü deyince sağlam bir şeyler geliyor aklıma. Kanada değil aslında, North America abi. North America. 2 yıl önce buranın Wi-Fi'ne bağlanmıştım. Geri hala bağlanmış. Evet, şöyle göstereyim. Devam edeyim. Şöyle ekmeğin üzerine şeyler, fiyatlar. Bunun mesela fiyatı yüksek ama mesela daha aynı fiyatı çok daha büyük şeyler var. Ya da belki bu da büyüktür, bilmiyorum. Şunu görüyorsunuz, inanılmaz bir şeye benziyor. Gözlemeye benzemiyor mu yalnız şu? Ataberk gözleme değil mi? Ben de öyle zannettim görünümde. Ya bildiğin gözleme. Gözleme içine... abi. Abi bu arada bu kesinlikle gözleme yani. Gözleme var. Evet gençler, şunlar benim favorilerim. Bunlar inanılmaz. Bunlar devasa, böyle koskocaman bir şey geliyor. Şöyle bir şey geliyor şunlar. Ve fiyatları da daha uygun. Her şeyde bacon güzel var bu arada ya. Evet, o çok sıkıntı ama bacon olmayan şeyler de var bir sürü. Evet, şöyle göstereyim. Mesela ekmek üzerine bacon falan. Ya bacon yiyen var mı bilmiyorum da biz yemiyoruz Ataberk'le. Çok fazla tercih etmiyoruz. Şöyle göstereyim. Mesela wrap yapmışlar ama wrap mesela böyle sarılmış patatesler falan. Bence bayağı iyi ya. Sağlam. En son geçen yıl gitmiştim ben St. John'da. St. John'a gittiğimizde güzel oluyordu. Sen burada kaç kez geldin mesela? Bir. Bir kere mi geldin sadece? Oğlum St. John'da bile ben 5 kere gittim ama. St. John bize 1 saat uzaklıktaydı geçen yıl. Ya kalkıp sabahleyin buraya gelesim olmuyor da o yüzden. Evet, saat 3'te kapanıyor zaten. Biz geç geldik baya. 2'de geldik kahvaltı yapmaya. Brunch deniyor yaptığımız şey aslında. Her neyse işte yani geldik sonuçta. Öğlen kahvaltı. Mesela şu menü çok güzel ama ben mesela bunu alırım belki. Baconları çıkartırım üstündeki. Ben bunu alacağım kanka. Ben şey geçen alacağım. Geldiğimde de bunu yemiştim çünkü. Ben de ilk geldiğimde yediğimi alacağım. Çünkü baconları çıkartıyorum. Ben de baconları çıkartıp brunch burger alacağım. Brunch burger doyurur mu o ya? Yani mesela büyük... 12.95'miş burada. 12.75 burada. Burada içeriği bir göstereyim birazcık daha. Ben gerçekten ortamını mi falan çok seviyorum buranın. Şuradaki şeyler falan da bayağı güzel. Yani şöyle. Güzel ya. Evet, şöyle göstermeye devam edeyim. Gerçekten inanılmaz şeyler var. Türkiye'de böyle bu tarz şeyler yapacaklar varsa gerçekten böyle güzel örnekler var burada. Mesela şuna bakar mısın? Ama bu ne? Yok artık. Abartı. Abartı yani. O ne? İnanılmaz şeyler var ya. Şöyle biz de yemeğimizi seçelim. Bakalım. Evet millet, ben tahmini olarak karar verdiğim gibi şunu sipariş edeceğim. Şunu görüyorsunuz. Şu baconları çıkarttırıp yanında bir tane krep ve iki tane yumurta böyle.
Bence bayağı güzel. Benim favorilerimden. İlk geldiğimde de bunu yemiştim. Sonra ilk geldiğimde başka bir şey yedim. Ama bilmiyorum ya. Bunu yemek daha mantıklı gibi geliyor. Güzel çünkü. Bayağı güzel. Ataberk'te sen bunu mu istiyorsun? Brunch Burger. Aynen. Brunch Burger alacak Ataberk'te şunu. Şey bekliyorum. Zaten canlıları gelsin. Daha net göreceksiniz. Canlıları canlı canlı göstereceğiz. Gerçekten inanılmaz ya. Evet gençler, mekan böyle. Şöyle ayağa kalkıp da bir göstereyim de size. Şuradaki şeyler zaten çok güzel. Şurada ekstra böyle kahvaltı şey falan düzenleyecekler için. Şöyle resimler falan güzel. Bilmiyorum, ortam güzel ya. Marco. Marco'ya giriyorum. Gerçekten. İşte böyle tuvaletleri de böyle. Tuvaletlerini de göstereyim. Harika. Mükemmel. Oğlum bak ne varmış? 2.95'e burada patatesli bir şey varmış. Putin varmış. 2.95'e. Geldi, ben sadece su söyledim çünkü zaten yeterince kalori alacağım kahvaltıdan. Bu kadar almamam gerekiyor normalde. Ataberk kardeşim kendini şımartıyor. Güzel şeyler. Kanka şunu yiyeyim mi? Hayır. 4 dolar verdim. O en az bir 2 doları var oranın. Buna 4 dolar verdi Ataberk. Ama tadı belki güzeldi. Bir tadına bak. Deneme yap hemen. Nasıl? Kokteyl istedi Ataberk. Ananaslı kokteyl mi bu? Şey, smoothie falan da istemedi. Adam direkt kokteyl. Dene bir. Güzel mi? Dene. Dur deniyorum. Bayağı güzel. Biraz harbi bayağı güzel. Bence değer. Bir yudum aldım, yemin ediyorum ağzım tatlandı. Ama tatlandırıcı yok galiba. Direkt ananas tadı geliyor. Yani direkt yani niye tatlandırıcı koysunlar ki? Yani mantıklı. Gayet güzel ananas tadı geliyor. 10 numara. İçecekten geçti. Evet, yiyecekler geldi. Abi mükemmel değil mi? Şöyle bir... O krepin de var senin. Yani ben o yüzden ben hep bunu istiyorum yani. Abi 10 numara yalnız. Gerçekten. Çok iyi. İstiyor harbi 10 numara yani. Evet gençler, top meal. Teyzeyi de aldık ama 10 numaraya benziyor. Gelip de geldi. Thanks man. Evet, bu şekilde bayağı 10 numara. Benim krep, bak krepim var, yumurtam var, patatesim var, Ataberk'te de patates var, bir de hamburger var, kahvaltı hamburgeri. 10 numara ya, güzele benziyor. 10 numara. Bakalım yiyeceğiz bir de. Gelen rakamları çok merak ediyorsunuz, o yüzden çekeyim. Benim yediğim 14.66 tuttu. Tex 1.91. Yediğim 12.75'miş. Ataberk'in yediği totalde 20 dolar tuttu. Tex'le birlikte 17.70 tutmuş. İçtiği şey 4.45'miş. Onun dışındaki şey 13.25'miş. Yani Türk parası olarak bakınca çok sıkıntı ama. Ben de öyle dedim. 80 lira tuttu ama. Ama Kanada doları olarak bakınca gayet uygun yani. Türkiye'de böyle bir şey 20 liraya belki zor yersiniz yani. Türkiye'de bu tarz yemekler yok ki. Ya yapsalar 20 liraya falan anca. Aynen. Belki 20-30 lira falan 30 olur. Evet, 20-30. Bu şekilde ya. Ama Kanada doları olarak uygun bence. Kanada dolarında kahvaltı olarak zaten yani ideal fiyat 10 ile 20 arası yani. Yani aynen. Hadi gel gidelim. Evet, çıkıyoruz biz de. Burası da kapağını sayılır. I'm free. Ben bedavayım, beni alın diyorum. Thank you. See you tomorrow, okay? Evet. Dışarıya çıktık. Buraları zaten biliyorsunuz. Downtown önceki videolardan bayağı buraları gördünüz. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kanada'da tax kültürü, bahşiş kültürü. Ben mesela 3 dolar bahşiş bıraktım. Ataberk 3 dolar bahşiş bırakmış. Ben 1.36 dolar bıraktım. Neden biliyor musun? Çünkü tam 1.36 bırakınca tam benim hesabım tam 16 dolara denk geliyordu. 14 bir şeydi ya benim hesabım. Tam 16 dolara denk geliyordu, bilmiyorum. Bende biraz şey var. O 0.0'ı görmezsem kötü oluyorum. Yani ya orada 2.36 bırakacaktım ya 1.36 bırakacaktım. O yüzden öyle bıraktım. Öyle bir, o yüzden yani. Burada genelde %15 falan tax bırakmak gerekiyor. Yani memnun olmazsan. Ataberk %15 bırakmış. Ben bilmiyorum. Bende öyle bir hastalık var. Böyle orada 16.00, 15.00, 17.00 olması gerekiyor. Benim kafamda o yüzden öyle. Şimdi Starbucks'a doğru yürüyoruz. Starbucks'a geçer, biraz orada otururuz.
Bu downtown zaten biliyorsunuz Delta Otel. Genelde bu sokak üzerinde zaten her şey. Yani her şey bu sokak üzerinde. Bu sokağın başı zaten AVM. Bu sokağın, yani bu sokağın baya baya devamı. İlerisi bizim ev zaten. Ataberk de buradan ileriden sağ yapınca orada bir yerde oturuyor. Starbucks, downtown Starbucks da burada hep gittiğimiz. Şurası. Öyle şimdi yürüyoruz. Hava da soğudu ha. Aynen. Kanada soğudu yavaş yavaş. Evet gençler, size bahsettiğim gibi gerçekten iç en güzel olan Starbucks bu. Gerçekten gördüklerim arasında bile olabilir. Yani yavaş yavaş yılbaşı da geliyor. İçeriği yılbaşı süsleriyle falan süslemişler. Bence gayet güzel duruyor. Şimdi de eve yürümeyi düşünüyoruz ama gerçekten çok soğuk Ataberk. Nasıl yürüyeceğiz? Eve yürüyeceğiz işte ya, normal. Nasıl yürüyelim? Nasıl bir soru oğlum? Hayır abi, yani buradan senin evine yürümek 50 dakika, benim evime yürümek 45 dakika yani. Kahveyle birlikte. Bu arada buradaki Starbucks'larda bedava refill alabiliyorsunuz Starbucks uygulaman varsa. Ben o yüzden bir tane Starbucks alıyorum. Kahveyi koyuyorum bir yere. Sonra tekrar Starbucks'a gidiyorsam yanıma alıyorum. Direkt diğer kahveyi beleşe getirmiş gibi bir şey oluyoruz. Abi Türk mantığıyla böyle çok güzel bir şey gibi geliyor da buradaki insanlar bununla uğraşmıyor, bilmiyorum neden. Evet millet, şimdi otobüse binmeye karar verdik. Gerçekten buradan yürümek, çünkü bu soğukta şu anda, yani çok soğuk değilmiş gibi duruyor da ben şu anda kameraya çekerken bile elim donuyor gibi bir şey. İşte otobüse bineriz. Oradan da evlere geçeriz. Hadi otobüste görüşürüz, çünkü benim gözüm kör olacağım çünkü yakında. Evet, şu anda otobüs durağındayız. Otobüsleri bekliyoruz. Biz 60 numaralı otobüse bineceğiz. Otobüsler buraya geliyor. Avenue Center, hani maça gittiğimiz vlog'u da zaten paylaşmıştım bundan önceki hafta. Şunu görüyorsunuz abi, bakın. Kanada'da iki dil var. Biri Fransızca, biri İngilizce. Bakın, store İngilizcesi butik. Bu bildiğimiz Türkçe'ye çok benziyor. Fransızca butik. Yani şöyle yazılan butik. Butik anlamına geliyormuş. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. İşte Fransızca ile çok benziyor. Yani Türkçe ile Fransızca arasında bayağı aynı kelimeler var. Ama gördüğünüz gibi farklı yazılıyor butik. Dükkan anlamına geliyor. Aynen, dükkan anlamına geliyor. İşte store, dükkan. Butik. Ya butiğin anlamına geldiğini zaten bütün Türkler biliyor abi. Evet millet, şimdi eve geldim. Videoyu editliyordum. Videoyu da burada kapatalım yavaş yavaş. Videonun beğeni butonunu patlatmayı unutmayın. Gerçekten beğenilerimiz biraz düşük. Beğenilere biraz abone olalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Zaten abone değilsiniz. Abonesinizdir büyük ihtimalle. Uzun süredir izleyicimseniz. Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Bir sonraki videolar için gerçekten ne istediğiniz benim için çok değerli. Onlar bana çok fikir veriyor. Gerçekten o zaman mesela bir yere gidiyorum, bir şey görüyorum, aa bunu çekeyim, bunu istiyorlardı falan oluyorum. O yüzden yorumlarda ne istediğinizi yazmayı unutmayın. Sağ üstteki ünlem butonundan bundan önceki videoları gidebilir veya şu anda ekranda çıkan videoları tıklayarak, şu tarafta ve bu tarafta çıkan videoları tıklayarak da son videoyu ve sizin için en iyi önerilen videoya gidebilirsiniz. Ekranda çıkan benim profil fotoğrafımdan da beni takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz kanala. Sizleri seviyorum, hoşçakalın, bay bay, kendinize iyi bakın. Bir dahaki hafta görüşürüz. Her hafta cuma günü aynı saatte vlog geliyor. Kesin bazen pazartesileri de atıyorum. Bay bay.